Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir inceleme videosuna daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yeni bir marka ve yeni bir modeli inceleyeceğiz. Çünkü sahibinden ilana yeni koyuldu ve listeye yeni girdi. Bir kardeşimin aynı zamanda isteğiydi ve sizlere anket yaparak sordum. Sizin de çoğunuz incelememi istedi. Onun için bugün bu marka ve modeli inceleyeceğiz. Aynı zamanda arkadaşlar e, aslında ben motoru beğenmedim bir kardeşim de beğenmediğini söylemiş. Ona da söylemiştim. E, benim işim hani artı ve eksilerini söylemek. Beğendiğim de olsa, beğenmediğim de olsa e, bunları size söylemek, e, öğrendirmek ki hani siz de ona göre almadan önce kafanızda artı ve eksiler oluşsun ona göre yol izleyin. Arkadaşlar e, motorumuzun markası Revolt. Ekranda görmüş olduğunuz gibi reglmanın hemen altında yer alan Zaten şu an tek modeli var. RA5. RA5 olarak geçiyor. Arkadaşlar şöyle ben önce kendi görüş ve düşüncelerimi söyleyeyim. Ben motoru görür görmez motoru sanki bir 125 cc'lik bir motor gibi gördüm. Önce görsellerine bakalım. Sizler de ona göre bir karar verin. Görmüş olduğunuz gibi benim bu şahsi fikrim ve görüşüm Motorlardaki en e, sevmediğim özellik şu lastiklerin e, çamurluk kısmından plastik aksamdan dışarıda olması. Hem görünüm olarak ben e, sevmiyorum. Hem de çok çamur atıyor arkadaşlar. Bu taza. Bakın e Yuki'nin Fx e, T-Hunter olan 125'liğine yine Küba'nın Husar e 135 olana e, yine diğer modeline Küba'nın 125'liye benziyor. Şu görünüm yani bana ben bu motorun motor hacmini, silindir hacmini görmesem arkadaşlar derim 125'lik bu motor. Ama motor 180 CC'si. Bu şekilde arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar yerli üretim. Hemen size motorun özelliklerinden biraz bahsedeceğim. Marka e, Revolt. Modelimiz R5. E, bu arada arkadaşlar motorumuza kesinlikle plaka çıkmıyor. Çünkü off modeli. Burada yazan bilgi doğru. Yani türü off -road. Yılı ise 2021. E, hepsi de 2021. İlanların hepsi sıfır arkadaşlar. İkinci eli yok. Kilometremiz 0. Motor hacmimiz görmüş olduğunuz gibi 180 cc. Silindir sayımız tek silindir. Fitesimiz manuel. Çekiş tipi 4x2 ve e, zincir aktarmalı arkadaşlar. Güç aktarmamız. taşıma kapasitesi çift kişilik. Frenimiz disk denmiş arkadaşlar. Soğutmamız yine hava soğutma. Açıklama kısmında size yine teknik bilgilerden devam edeceğim. Arkadaşlar e, şurası önemli. E, Off-road olması sebebiyle bakın burada not geçilmiş, Ehliyet yok. Vergi sigortada muaf. Ve e, 180 cc'lik yatık motor. Arkadaşlar yatık motor. En çok da ondan tavsiye etmiyorum. Hani eğer titreşimine bir çare bulduysalar belki iyidir ancak hala aynı yatık motoru kullanıyorsalar scooter motorlarını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yine e, aktarması zincir aktarma burada da aynı bilgiler var. Hava soğutmalı ve karbüratörlü tek silindir 4x2 arkadaşlar tek çeker. Ta tavsiye edilen yük artı yolcu taşıma kapasitesi 200 kilogram. 8.9 kW 7500 RPM maksimum gücü. Ön fren disk 130 mm, arka fren yine disk 190 mm. Maksimum hız buradaki bilgi doğruysa arkadaşlar biraz şaşırtıcı 50 km hız yazılmış. Yine ön lastik 21 x 7 10. Yine yine ön lastiğe ait bir bilgi. 22 x 7 10 da kullanılabilir diye herhalde yazılmış. Arka lastik ise 22 x 10 Eşittir 10. Bu şekilde başka bir ilanımıza bakalım isterseniz. Yine resimlerden devam edelim. Bu şekilde farları. Lastik ölçüler arkadaşlar. e 200 cc'lik ATV motorun Lastik ölçüleri ile birebir aynı. Kontak yine sağ tarafa konumlandırılmış. Onun dışında gidona bakalım isterseniz. Evet. E, klasiktir. Uzun kısa var. Maş düğmesi. E, Aküyü de kesen elektrik düğmesi. Bu şekilde ekran göstergesi arkadaşlar. Yine e, disk virinin Yağ kattığımız yer ve aynı zamanda kontrolünü yaptığımız yer. El frenleri. Bu şekilde. Arka yine tek amasör. Eksozu solda konumlandırılmış. Yine ön çift amasör arkadaşlar. Böyle. Bakın arkadaşlar, e, teknik özelliklerini. Motor hacmi 180 cc. Maksimum güç e, biraz önce de bu bilgiyi vermiştim. 8.9 kW 7500 rpm. Maksimum torku 10.5 Nm ve 6000 rpm. Ağırlığı 175 kg. Ön lastik 22 x 7 drone ve 130 milimlik bir disk. Arka lastik e 22x10 eşittir. 190 milim disk. Genişlik 118 santim. Uzunluk 173 santim. Yükseklik ise 109 santim. Arkadaşlar bakın bu bilgi önemli. Araç off-road olup trafiğe çıkmamaktadır. Plaka ruhsat çıkarılmamaktadır. Hani plakalı düşünüyorsanız kesinlikle zaten bu ATV'ye yanaşmayın. Onun haricinde arkadaşlar e, tavsiye olarak musunuz? Etmiyorum. Ancak ben 200 cc ATV motorların arasında baktığım zaman fiyatı biraz uygun düşürmüş. Bakın 20.000'e 20 var. 18.000'e görmüştüm. Aynı e, motorun sıfırı. Bakın burada 19.000 var. 18.990'a var. Bu fiyat aralığında arkadaşlar 21'e kadar 22'ye kadar görmüştüm. 21.500 19300, 22500'e kadar çıkıyor. Bu aralarda fiyat aralığında. Ancak aynı e, fiyat aralığında başka dik motor kullanırsanız kesinlikle arkadaşlar dik motor alın. Ama ikinci eli olsun. Belki bunun sıfır fiyatına diğerinin ikinci elini alıyordursunuz. Veya şöyle söyleyeyim. Onun ikinci el fiyatına burada sıfır alıyordursunuz. Ancak benim tavsiyem bu. Benim görüşüm bu. Tabii ki sizlere görüşüne de saygı duyuyorum. Sonuçta ki elinizdeki bütçenizde sıfır motor almak var. Bir de ikinci el almak var. E, Yuki'nin ne kadar tuttuğunu ne kadar e, az problem çıkartan bir motor olduğunu gördünüz. E, güç olarak, performans olarak, çekiş olarak e, videolarımda gördünüz. yine kullanıcılar var, grup sayfaları var. Ben yine kendi motorumu öneriyorum. Kendim kullandığım için değil. Sizlerin Sizlerinde e, yani motor aldığınız zaman, heves ettiğiniz zaman Ondan istediğiniz performansı alın diye diyorum. Paranızın ve e, o bütçenizin karşılığını alın diye istiyorum. Böyleydi arkadaşlar. Bu videodan da e, umarım faydalı oldu. Artısıyla eksisiyle bilgim doğrultusunda yardımcı olmaya çalıştım sizlere. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.